Şimdi bu noktada en azından oradaki masum insanlara, sivillere bir yardım ulaştıralım. Yeniden Refah Partisi olarak bu doğrultuda milletvekillerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir dilekçeyle başvurduk. Dilekçe metnimiz şu şekilde: yıllarca abluk altında yaşamaya mahkum edilen Gazze'deki Filistin halkının İsrail saldırıları nedeniyle maruz kaldığı yoksunlukların ortadan kaldırılması amacıyla Türkiye'den ve dünyadan sağlanan insani yardımların Türk Kızılay'ı, Filistin Kızılay'ı ve Uluslararası Kızılay Komitesi'nin işbirliğiyle doğrudan mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılması için gerekli olan karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca hudut, şumul ve miktarı Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle Gazze'de görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep eder. Tabii bu bir meclis kararıdır. Merhum Erbakan hocamız El Halil kentini korumak üzere, barışı muhafaza etmek üzere Türk askerini biliyorsunuz başbakanlığı döneminde meclis kararıyla Filistin'e gönderdi. Şimdi de yine mecliste bunun oylanması ve bir meclis kararıyla bunun sağlanması bizim talebimizdir. İnşallah bu talebimizin bir an evvel mecliste oylanmasını ve mecliste temsil edilen bütün partilerin de desteğiyle bu kararın çıkarılmasını talep ediyoruz, istiyoruz. Tabii bununla birlikte hükümete çağrımızı da ineliyoruz. Şu Amerika'nın incirlik üssünü gelin bir an evvel kapatın. Bir aydan beri, olayların başından beri, hatta daha öncesinde de bunu ifade ettik. Sırf İsrail rejimini korumak için Malatya'da, Kürecik'te kurulan füze, radar üssünü bir an evvel kapatın. Bu katil Siyonist rejimi korumak bize mi kaldı? Niye Malatya'ya kurmuşlar? Çünkü İsrail'e kursalar İran'a uzak kalıyor. Füze ateşlenir ateşlenmez, algılayamıyor, haberi olmuyor. Öyleyse İran'a daha yakın bir noktada olması lazım. İran'dan ateşlenecek füzeyi görmesi için. Öyleyse getirip Malatya'ya, Küreci'ye kuruyor. Küreci'yi ve İncirli'yi kapatalım. Diğer bir çağrımız, bakın Azerbaycan petrolünü Bakü, Tiflis, Ceyhan, boru hattıyla Ceyhan'a getiriyoruz. Ve Ceyhan'dan da milyonlarca varil petrolü İsrail'e gönderiyor. Ceyhan'daki liman üzerinde söz sahibi bizim kendi hükümetimizdir, bizim egemenlik alanı. Hayır, ben buradan sevkiyatı durduruyorum. Bu katil Siyonist rejime yakıt sağlamak, akaryakıt göndermek bize mi kaldı? En azından bu adımların atılması lazım. Bu arada Bolivya, Gazze şeridindeki saldırıları nedeniyle İsrail'le bütün diplomatik ilişkilerini askıya alıyor. Kolombiya ve Şili büyükelçilerini İsrail'den geri çağırıyor. 10 bin kilometre uzaktaki hem de Müslüman olmayan bu ülkeler bu duyarlılığı gösterirken bizim de en azından bir somut adım atmamız gerekiyor. Şu adımların en azından atılması, efendim olmaz böyle şey, dünyayı başımıza yıkarlar, daha çok kriz çıkar. Hayır, böyle bir şey olmuyor. İşte Erbakan hocamız İncirlik üssünü kapattı. İncirlik üssünü kapattı da dünya başımıza mı yıkıldı? Çekiş gücü Türkiye'den kovdu. İran ve Irak ambargolarını Amerikan Büyükelçisi'nin bütün uyarılarına rağmen Erbakan hocamız deldi başbakan olduğu dönemde. Irak'la Kerkük yumurtalık petrol boru hattını açtı. İran'la milyar dolarlık bir enerji anlaşması imzaladı. Hayır, bu haksız ambargonuzu, bu zulmünüzü kabul etmiyoruz biz Türkiye olarak. Komşu Müslüman ülkelerle ilişkimizi geliştireceğiz dedi ve bunları yaptı. Bu adımlar bugün de atılabilir.